Sonra sanki halife olma. En layık kim? Derler ki Hz. Ali el hakku bil imamet. Halifeliğe daha layıktır. Minhu Muaviye'de. Radıyallahu. Hz. Muaviye'ye göre Hz. Ali haklı yani. Halifelik onun hakkı. Ama bunu Nazlı Muaviye kendi de diyor. Ve on bir sahabe de diyor. Sorun yok. Peki niçin çıktı bunlar bu tahttan? Bir şüphetin bir şüpheyle bir ka karışıklık. Şüphe ne demek abi? İştibahtan geliyor. O karışıklık var. Bu şüphe neydi? He, o da terkül kısas. Kısas yapılmaması. Anka Osman radıyallahu Hazreti Osman Efendimiz'i şehit eden yüzlerce binlerce tabii kişi bu işe karıştı ama özellikle birkaç kişi evini bastılar şehit ettiler Kur'an okurken. Şimdi bu katillere niye kısas yapılmıyor? Bunu Hazreti Ali yapması lazım. Halife o. Hükümeti yöneten o. Devlet yöneticisine sorarlar. Mesuliyet devlet yöneten dedim. Peki niye bu kısas yapılmadı bu katillere? Hazreti Muaviye'de Hazreti Osman akrabası kan davasını şiir kanını istiyor. Ortalık bundan karıştı anladın mı? Bundan dolayı Hazreti Ali Efendimiz de onlara çok yüklenemedi yani. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü var. Bize karşı çıktılar ama bunlar bizim kardeşlerimizdir. Hazreti Muaviye ve için. Kafir de değiller, fasık da değiller. Halbuki İslam devletine e, içtihat gibi bir durum olmadan karşı çıkan fasıktır. Ve hatta devlete karşı çıkanları biliyorsunuz. En yukattelü ve bu. Öldürülecekler, asılacaklar. Ev tukatta aidin ve Elleri ayakları çapraz kesilecek. E bunlar ayet. Eğer bunlar gerçek manada devlete karşı azgınlık yapan içtihat hatası olmasaydı Hazreti Ali Efendimiz bunlara bunlar fasık değil der miydi? Devlete karşı çıkan yani eşkıyalık yapan fasık. Çünkü eşkıyalık da bu. İstihat yoksa burada eşkıyalık oluyor. Çıkıyorsun padişahın, kalifenin, Hazreti Ali Efendimiz padişah değil. Halifeydi, emirul müminin sen ona nasıl karşı çıkarsın? Ama diyor ki fasık değiller. Hazreti Ali Efendimiz korkmaz. Zaten savaşmış onlarla. Savaştıktan sonra fasık demeye mi korkacak yani? Çünkü onların elinde var minnet tevil. Tevilleri var. Ne demek tevilleri? Ben hükümet hepten devlet bozulmasın diye çünkü ordunun içine çok karışmışlar Hazreti Osman'ı şehit edenler. Ayıklamak zor oluyor. Burada büyük fitne çıkacak. Daha ortalık yatışmadı. Hepten e, hükümet işleri sarsıntıya uğrarsa daha toparlayamam. Diye kısası tehir etti yani. Kısas hakkınız yok falan da demedi. Diyemez ki canım Allah'ın verdiği hakkı nasıl alacak da. Ama geciktirmesi bayağı uzadı ya. Bundan dolayı ne yapamadı? E, Hazreti Osman Efendimiz'in katillerinden kısas isteyenler var yani. Dediler ki biz hakkımızı arayacağız. Şunda şüphe yok ki nefs'e dayanınca ırkçılık, taassup, aşiret, particilik, pırtıcılık. İslam'da çok yasak şeyler böyle. Bunlara dayanan efendim yan, yanlışlara tenkit gelir. Allah da zemmeder, müminler de zemmeder, levmeder. Ama bir adam müçtehitse, fıkıhçıysa, burada bir içtihat delillere dayalı yaptıysa fakat bunda bir hata ettiyse bu hatayda senin benim anlayacağım bir şey değil. Bu hatayı yine kim anlıyor? Yine Hazreti Ali anlıyor. Bak şimdi. Hazreti Muaviye tarafının içtihatta hata ettiklerini kim söylüyor bize? Hazreti Ali söylüyor. Hazreti Ali diyor ki tevilleri var. Yani bir yorumlamaları var, ellerinde bir delil var diyor. Kısası bizim geciktirmemiz buna sebep oldu diyor. E şimdi onu o söylüyor zaten. Biz kalkıp da sokaktaki adamlar olarak bu tartışmaya girip içtihat var mıydı, hata mıydı, salat mıydı? Bizi bize kadar da etmiyor. Biz Hazreti Ali Efendimiz'e dayanarak yine bunu konuşuyoruz. Karşı taraf içtihat hatası var. E sen içtihatta hata ettiğini tenkit edemezsin ki. İçtihat hatasında kimse kimseye tenkit yapamaz. Eğer iştahat şartlarına haiz ise. Hz. Muaviye'nin burada fakir olduğu, iştahat sahibi olduğu. Zaten i̇bn Abbas söylüyor, Buhari'de var. Zaten Hz. Ali söylüyor, Haşiyet-i Kara Kemal'de var. İmam Rabbani Mektubat'ta dolu kaynak var. E sen ne konuşuyorsun? Sen, sen ne alaka duruyorsun? Tevil ve iştahat yapanı kimse tanrı teşniğe edemez, tenkit edemez. Tenkit edemez ya. Ben onunla amel etmiyorum. Ben Hanefi mezhebindenim, bununla amel ediyorum. Öbürü ne diyecek, ben Şafii mezhebindenim, ben bununla amel ediyorum. O da kalkıp İmam-ı Azam ne biçim adam ya diyemez. O da o şerefsizliği yapamaz yani. E dolayısıyla sen ne konuşuyorsun? Bu halde en gerekir en yezkura bir Müslümanın anması gerekir. Cemi ala sahabil kirami sahabe-i kiramın tümünü bil hayri hayırla yad etmesi gerekir. Beşerin hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellemin yanında beraberinde birlikteliğinde bulunma sohbet o demek. Hakları var. Bu hakları gözetmek için ne yapması lazım? Bütün sahabeyi hayırlanması lazım. Bir Müslümanın. Hazreti Muaviye'yi de Hazreti Vahşi'yi de Hazreti Hindi de Hazreti Ebu Süfyan'ı da radıyallahu anh ve yuhibbehum. Onların hepsini sevmesi lazım. Bi hubbin nebi aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiği için sevmesi lazım. kal aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim onları severse fenim sevgim sebebiyle onları sevmiştir. Kim onlara kızarsa bana kızdığı için onlara kızmıştır. Tirmizi de geçiyor. Böyle bir hadis-i şerif varken. Hayrettin Karaman kim oluyor da ben Muaviye'yi sevmem diye biliyor. O zaman Resulullah sevmiyorsun. Vahiy katibiydi. Sahabenin ednası bile bırak vahiy katibi. Kayınbiraderiydi bırak kayınbiraderiydi. En edna düşük derece Hazreti Vahşi'yi gösteriyorlar. Sen onu bile sevmiyorum diyemezsin. Sevmiyorsan diyor Resulullah Efendimiz, beni sevmediğin için sevmiyorsun. Sen bu hadis okumuyor musun? Hocaların hocası diye geçiniyorsun. Çok gecikince bunlar bu içtihada vardılar. Gidelim bu hakkımızı arayalım. Hazreti Osman'ın katillerini bulalım, çıkaralım, öldürelim. Hazreti Ali Efendimiz de, hükümet devlet düzeni sarsılacak diye. O anda o işe girişemedi. Mevzu buradan çıktı. Yani arada acanı var, Yahudisi var, münafığı var. Bunları konuşmuyorsun. Bunlar sahabe değil ki ne? De. Sahabe olmayan zaten Allah lanet etsin hepsine. Kim bu işte ajanlık yaptı, sahabeyi birbirine soktu, yalan yanlış haberler götürdü, birbirine saldırdılar, efendim orduyu saldırdı göstermek için. Gittiler komutandan, efendim emirinden izin gitti öbür tarafa ok attı. Böyle adamlar var harbi başlattılar. Ya bunlar Allah lanet etsin biz. Bunlarla ne işimiz var? Bizim derdimiz sahabenin sahasını korumak. Sahabenin sahasını koruyacağız. Buraya dokundurmayacağız, buraya konuşturmayacağız. Buraya yasak saha. Sevgiden başka, hürmetten başka, tazimden başka. En ufak bir rivayeti nakletmek bile caiz değil. Ehli sünnete göre. Fitne tohumlarına kürsünüz ya. Siyeri açıyorsun. ne kadar varsa rivayet, uydurma, hurafe. Dolduruyorsun acem palavralarını. Mesudinin rivayetleriyle. Şii adam, Nur ucuze, bilmem ne. Verdiğiniz kaynaklar, verdiğin kaynakları ya Şii kaynağı ya müteşeyyye kaynağı, hurafeci adamların kaynakları kaynaklarıyla böyle bir sahabe hakkında iftiraya varan noktalara gidelim. Yok içtihat değildi, yok bunlar ne oldu? Halifelik derdine düştüler, azgınlık yaptılar. Hiç günaha girdiler. Ya bir sevap aldılar diyor burada bütün eli sünnet. Sen diyorsun bunlar azgın, bağı, eşkıya. Sevap var diyor ya, bırak günahı. Çünkü onlar hakkı meydana çıkartmak için ortaya çıktılar. Hakkı için canlarını ortaya koydular. Hak meydana çıksın kim olursa olsun dediler. Hazreti Osman'ın katilleri bulunacak dediler ya. Ama bu iş böyle harbe gidecek. Bu kadar sahabe şehit olacak. Bunu kimse kestiremezdi. Bu iş bir planlı yapılmadı. Bunu Yahudi münafık bu işi kotardılar. Hazreti Osman'ı şehit ettiren şebeke bu işleri yapan şebeke. Hazreti Osman'ı şehit ettiren şebeke kim? İblis fırkasını Yahudi'nin desteklediği 2000 kişi nereden geliyor Medine'yi basıyor? Halifeyi evinde öldürüyor. Hazreti Ali de Medine'de o zaman. Onlar tabi razı olmadı etmedi ama engelleyecek güçleri de olmadı yani. Yani halife evinde halifeyken şehit edilme durumu var. Adamla gözü dönmüş önüne gene keseriz diyor. 2 bin üç bin kişi sardı şeyi. Mescid işgal etti. İmamlığı kendi adamları yapıyor. Halife evinde mahsur. Sahabeden biri geçip namaz kıldıramıyor ya. E böyle bir olaydan geliyoruz. Sen şimdi ne Hazreti Muaviye tarafında sahabelere suç buluyorsun? Onlar da bu işte kimin parmağı varsa bu meydana çıksın diyor. Çünkü bu iş e böyle giderse devletin hiç düzeni kalmayacak. Geliyor halifeyi o evinin odasında kesiyor. Onlarda onlar da dediler ki işi sağlam yapalım. Bu katilleri dar sallandıralım. Dosta düşmana bir görüksün. Ondan sonra bir daha böyle halifeliğe İslam'a saldırılamasın. Yani burada bir halifelik müessesesi Rasulullah'ın halifeliği korunmak istiyor esasen. Öbür türlü gece kalkan darbe yapıyor aynı bizim Türkiye'deki gibi. Buna döndü. E şimdi orada 2000-3000 kişilik bir şebekeyi toplayıp Mısır'dan Medine'ye gelmek kolay mı ya? Medine'de bunların bakımı kolay mı? Yine yiyor ne içiyorlar? Şu anda yapamazsın ya. 50 kişi 100 kişiyle bir şirketten gidiyoruz. Millet yolda kalıyor. Odan bulamıyor. Yani bu kadar insanı yönetip getiren bu Yahudi, bu İbni Sebe fırkası, bunun arkasındaki teşkilat, bu teşkilat ondan sonra da işte efendim birbirine sokmak için Mekik diplomasisi yaptılar. Oradan oraya bir yalan götür, oradan oraya bir haber götür. o seni öldürecek. Sen onunla savaşmazsan bu seni gece basacak. Bir de baktın harp çıktı. Sahabenin burada hiçbir kötü niyeti yok. Hepsi Allah için iyi niyetli insanlar. Hazreti Ali tarafı isabet etti. Hazreti Muaviye tarafı işte hatta biraz hata oldu. Bundan dolayı da bir sebep aldı. Bundan başka konuşmak fuzulidir ve el hüsnetten dışarı çıkmaktır.